Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esma-u zaman vel mekan. Evet. İsmi zaman ve mekan. Esma-u zaman, zaman isimleri veya isma demek istemiş herhalde de yanlış yazmış. İsmi zaman vel mekan bunu hasfetmiş. İsim ismani diye gelmiş. İsmi zaman ve mekanın ismi zamanlar ve ismi mekan konusunu görüyoruz. Huma ismani, burada doğru yazmış. Huma ismani mesugani li zamanil fi'li ve mekanihi. Biz ismi zaman ve mekanla neyi kastediyoruz? Fiilin veya fiilin zamanını veya da mekanını gösteren, göstermek için türetilen. Yani bunlar iki isimdir. Peki mesugani türetilir. Ne için türetilir? Li zamanil fi'li ve mekanihi. Fiilin zamanına ve mekanına delalet etmesi için. Bunu gösterelim diye. Ve huma min es-sulasi ala vezni mef'al. Mef'al vezninden de bi fethil ayn. Şimdi burada hemen şekillerini görelim. İsmi zaman ve mekan nasıl gelir? Mimli masları geçen dersimizde görmüştük. Maslarlar konusunda geçen derslerde. İsmi zaman ve mekanda ne vardır? Burada bunu da zikretmiştik. Zikredelim. İsmi zaman ve mekan sülasi mücerretten nasıl gelir? Sülasi mücerretten iki durum hariç daima mef'al vezninden gelir. Daima. Meftah gibi mesela. Açma yeri, açma mekanı. Bir, mimli maslardaki durum olduğunda, yani misal gelecek, o misal vavi olacak, vavi misal olacak. Aynı ismi tafdil tek bir yerde geliyordu ya mef'il vezninden. Tek bir yerde mef'il vezninden geliyordu. Misali vavi olup aynı fiili kesralı gelirse, muzaride de vav harfi hasfedildiğinde ve diğer harflerde sayı olursa, bu dört şart, mev'id gibi, o zaman mef'il vezninden geliyor. Buradaki durum olursa mef'il vezninden geliyor. İkinci de muzari'de aynül fiilin kesralı, aynül fiilin kesralı yani kesralı olarak geldiğinde ne oluyor o zaman? Aynül fiili kesralı olarak gelirse yine mef'il vezninden geliyor. İşte burada mimli maslardan ne yapıyor? Ayrılmış oluyor. Mimli maslarda sadece bir yerde mef'il gelir. O da bizim birinci örnekte misali vavide olduğu gibi ama burada ne olur? Burada aynı fiilinin kesralı olduğu bir yer daha var. Aynı fiil diyor. Mef'il vezninden geldiği bir yer daha var. Evet, o da neresi? O da aynı fiili kesralı olarak gelirse. Yani o da nerede? Hangi bablarda aynı fiili kesralı geliyor muzari'de? İkinci bab. Birinci ve altıncı mı? İkinci ve altıncı vaaptan gelirse. Mesela celese yeclisu oturma yerine ne deriz oturulan yere? Meclisu. Meclis deriz mesela bunun gibi. Peki meclisin celese yeclisu bunun mimli masları nedir oturma anlamında? Yine meclis. Hayır. Meclestir. Niye? Çünkü mimli mastar tek bir yerde mef'il gelir. O da ne dedik misali vavi olduğunda mev'id gibi. Vaade ya'id. Ama bu muzari'de aynı fiilin kesralı olarak geldiği yer sadece bu nerededir? İsmi zaman ve mekanda. Bunun çoğulu nasıl yapılır? Aynı. Bakın buradaki çoğulu gibi mefa'il meva'id vezninden. Bu da aynı şekilde mefa'il vezni üzerine gelir. İşte el menasır gibi mesela. Elif ve ta ile gelmez yani. Madrib, madarib gelir mesela. Bunun gibi. Peki gayri sülasi de nasıl gelir? Sülasilerin dışındakilerde. Sülasi mücerredin dışında. Üç harften fazla olan fiillerden alınan ismi zaman ve ismi mekanların vezni nasıl gelir? Şeyin aynısı. Mimli masların aynısı. Nereden? O fiilden alınan ismi mef'ulün vezni üzerine gelir. Demek ki gayri sülasilerdeki bir ismi mef'ul nelere delalet eder? Mesela mükrem kelimesi ekrama yukrama mükrem. Mükrem ne olabilir? Bir. Ne olabilir? İsmi meful olabilir. Başka? Mimli mastar olabilir. Başka? İsmi zaman, ismi mekan olabilir, değil mi? Bu dört tane ihtimali var. Mimli mastar. Aynen. Dört ihtimal vardır. Cemisi bunun nasıl gelir? Yukarıdakinin aynısı T ile geliyordu burada da. Aynı şekilde mükrem, mükremat şeklinde elif ve T ile gelir. Evet. Bazı şeyler vardır demiştik. Sema, istisnalar bunu söylemiştik. Bazı isim zamanlar, bazı isim mekanlar, bazı mimli mastarlar
yukarıdaki kaideye uymaz. Bunlar semaidir. Bunların sayısı zaten çok azdır. Bu kadar. Şimdi bakın burada da aynı şeyi söyleyeceğim. Bunlar sülasidir ala vezni mef'al vezni üzerinedir. Fethil ayni in kânet aynul mudari'i meftuhaten ev madmumeten. Madmum veya fethalı olsun muzari, muzarisi madmum veya fethalıysa aynı fiili, muzari'nin aynen fiili, o zaman ne olur? O zaman mef'al vezni üzerine gelir. Mesela mezheb gibi, zehebe yezhebu mezheb, nazara yanzuru manzar gibi mesela manzar. Ve bi kesriha yani mef'il vezninden gelir. O zaman hangi durumlarda? İn kânet aynil mudari'i meksureten ke meclis gibi mesela. Kesralıysa aynil mudari'i ve menzil gibi. Nezele yenzilu menzil değil mi? İnilen, konaklanan yer ne? Ev mesela değil mi? Ev diyoruz artık menzil. Yani aslında konaklanan, durulan yer veya uğranılan yer diye değil mi? Menzile uğradım derler mesela menzil. Ve yecibu fin nâkısil fethi mutlakan ke mermen gibi. El fethu ne gelecek? Fethalı şekilde gelecek. Merman gibi mesela. Buradaki burada mecbur çünkü son harfi nedir? Nakıs, nakıs olarak gelen fiillerde merman gibi, mes'an gibi mesela, mes'an, merman gibi mesela. Sa'i, sa'i alanına ne derler mesela? Değil mi? Mes'a, değil mi mesela şeyde işte tavaf edilen alana ne derler mesela? Tavafe yatufu. Mataf hocam. Mataf derler değil mi? Mataf. Mes'a mesela sa'y alanı. Sa'y yapılan alan. Ve fil misali sahihil lam. Misal olup lamı sahih olan el kesri ve kesralı olan mutlak olarak ne gelir? Mesela mevdi' gibi. Vada'a. Vada'a yada'u. Bakın misal bu. Vada'a yada'u. Bu ne gelir? El fethalı gelecek. Bunda da kesra kesralı gelir. Mevdi' gibi mesela. Misal olup, misal fiil olacak. Sayı, lam sayı olacak. Yani son harfi sayı olacak. Bu durumda da kesralı gelir. Ama misal vavi dese daha iyi olur. Çünkü vavi olmalı. Ya iyi olmaz. Vavi, mevdi' ama örnekten anlaşılıyor. Mevdi' bazen böyle kitaplarda alimler bir şartı eksik yazar. Ama verdiği örnekte o şartı tamamlar. Mesela buradaki gibi mevdi' diyor ki bize vavi olduğunu söylüyor. Ya iyi örnek vermemiş. Ve min gayri sülasi. Peki sülasilerin dışında nasıl gelir? Bu sülasiydi. İki yerde demek ki kesralı geliyor. Gayri sülasiydi nasıl gelecek? O da ala vezni ismi mef'ulihi. İsmi mef'ul üzerine gelecek. Mükrem gibi, müstahreç gibi. Ve yu'lemu min hâza ve yu'lemu min hâza enne sîgatel zemâni vel mekân vel masdar vel mef'ul min gayri sülasi vâhidetun ve temyizu bil karâim. Evet, bundan ne anlaşılıyor o zaman? İsmi zaman, ismi mekan, mastar ve mef'ulün gayri sülaside vezinleri aynıdır. Hepsi vahidetün birdir. Ve temyizu beynehuma beyne hazil eşya. Peki bunların arasını nasıl ayıracağız? Bil karain karinelerle. Yani cümle içerisindeki konumundan anlayacağız. Mef'ul manası mı kullanılmış? Meclis manası mı kullanılmış? Değil mi? Bunun gibi bunu karinelerden anlayacağız. Evet. Mesela ben diyorum ki ene zehebtu ilel mukrem. Ne manada kullandım mukremi? Mekan olarak kullandım. Ne? Mekan dediğin yere. Mekan olarak değil mi? İsmi mekan olarak kullandım mesela. Değil mi? İsmi mekan olarak kullandım. Mesela örnek verirsek. Huve mukremun ebuhu. Onun babası şereflidir. Ne? İsmi? Şeref nereden çıktı? Mukramı ha, o manada kullandı. Tamam oldu. Üve mukramın ebu. Onun ne manasına göre? Amil olmuş. Amil olduğuna göre ismi mef'ul manasında kullanılmış. Değil mi? Mukramın ebu şeklinde gelmiş. Bu şekilde bakın onu nereden arayacağız? Karinelerden, cümlelerin içerisindeki durumlardan anlayacağız. وَكَثِيرًا مَا يُصَاهُ مِنَ الْاِسْمِ Camidi, camit isimlerden genellikle türetilir. İsmi mekan ala vezni mef'ale, mef'ale vezni üzerine, mef'aletü lid-delaleti ala ketreti şey'i bil mekan. Mesela bu şekilde bir T alarak, bakın, T alarak camit isimlerde mef'aletün vezni üzerine gelir bazen. Mef'ale.
Ne için gelir bu? Bir şeyin çokça, ala ketreti şey, bir şeyin çokluğuna delalet etmek için. O mekandaki çokluğuna. Diyorsun ya, me'seretun mesela. Esetlerin çok olduğu yere, hayvanların. Mesba'a mesela. Yüzmenin çok olduğu yerde. Ne diyorsun? Oraya yapıyorsun. Ve mekta'atun minel esedi ve seb'i vel kattâ'i. وَلَكِنَّهُ لَا يُنْقَاسُ اِنْقَاسَ يَنْقَاسُ لَا يَنْقَاسُ Ne yapılmaz? Bu kıyasi olmaz. كَمَا لَا يَنْقَاسُ لُحُوقُ التَّاءِ لِمَفْعَالِ Evet. Biz bu kıyasi değildir hocalarım. Yani böyle bir kural yok. Siz bazen görüyoruz ismi mekanla kelime geliyor. Mesela neydi örnek? İsmi mekan olup manzaratün mesela manzara. Manzara diyoruz. Manzar diye kullanılıyor gerçi ama manzara tün de geliyor. Biz Türkçe'ye manzara diye almışız. Manzara. Bu şekilde T ile geldiği zaman mesela mesira gibi. Mesira. Ah sara yesiru. Mesira tün. Mesira alanı derler. T gelmiş. Bu T'nin gelmesi kıyasi değildir. Arap bu şekilde T ile kullanılıyorsa bakın meysara gibi mesela. Meysara. Kur'an'da geçen de makbara mesela. Makbara tün. Ya hocam buralarda niye T geldi? Burada da T'nin gelmesi semaidir, kıyasi değildir. Bizim T gelmemesi semaidir. Ama T geliyorsa bu kıyasidir. Ama T geliyorsa bu semaidir. Bunu Arap böyle kullandıysa biz de böyle kullanırız. İsmi zaman ve mekan bu. İsmi zaman ve mekanı herhalde bu dördüncü, beşinci alışımız yani. Siz de artık alışmışsınızdır. Kim böyle kısaca özetleyecek hızlı bir şekilde? Hatta minli masları da katsın. Hızlı bir şekilde. Hocam daima sizinden gelir ancak şöyle Söylüyorum hocam tekrar. İsmi zaman ve mekanda hocam sülasiler ve gayri sülasiler olarak ikiye ayırırız bunların çıkarışlarını. Sülasilerde genelde misali vavide değişiklik vardır. Misali vavide de mef'ilun kalıbında gelir. Diğerlerinde mef'alun kalıbında gelir. İsmi zaman, ismi mekan, ismi mef'ul kalıpları. İsmi mef'ul değil, mastar mimi. Mastar mimi. Mastar mimi demek istedin. İsmi mef'ul kalıbı farklı sülasiler. Evet, doğru. Mastar mimi. Peki başka hangi mef'il ne zaman gelir? Şeyin dışında, misalin dışında. Bir de şey muzarisinin aynen fiili kesralı olduğu zamanlarda çok gelir. Güzel. O da sadece ismi zaman ve mekandadır. Mastar mimi de o yok. Şimdi geldik gayri sülasi. Evet. Gayri sülasi, mastar mimi, ismi zaman, ismi mekan hepsi neyden gelir? Daima ismi meful kalıbında gelir. O da daima sondan bir önceki fethalıdır. Aynen. Sondan bir önceki fethalanır. Ve muzara tarifi atılıp yerine bir mim, dambeli bir mim eklenir. Evet. Güzel, evet. Çok güzel. Bu kadar gördüğünüz gibi. Hocam özetledi. Bu kadar. İki dakikalık bir şey. İsmül âle, alet ismi. Huvesmun mesûhun limâ veka'al fi'lu. Bivâsıtatihi. Evet, bu fiilin kendi vasıtasıyla yapıldığı şeye delalet etmek için. Hep diyoruz ya bakın bunlar türetilen. Türetilen. Biz sarfın tanımını nasıl yapmıştık? Kim? Daha geçen derste yaptık hocalarım. Kim söyleyecek? Soruyu bir daha söyler misin? Sarfın tanımını nasıl yapmıştık? Tahvilu demiştik. Tahvilul aslil vahidi bir aslın ila ebniyetin muhtelifetin izdideki şeydi. İla ebniyetin muhtelifetin neden dolayı? Yani farklı vezinlere çevrilir. Bir asıl. Lima'anin maksudetin. Değil mi? لِحُسُولِ الْمَعَانِ الْمَقْسُودَةِ Belli manaları elde etmek için bir asıldan pek çok kelimenin, pek çok kelimeye bir aslın dönüştürülmesi. Bu dönüştürmedeki amacımız ne? Bazı manalar elde etmek. İşte burada da ismi alete niye çeviriyoruz? لِمَا وَقَعَ الْفِعْلُ بِوَاسِتَةِ Çünkü onun vasıtasıyla, kendisinin vasıtasıyla fiilin gerçekleştiğini anlatmak için. Yani diyoruz ki fiil bununla gerçekleşti. Fetaha açtım diyorum. Neyle açtım? Vasıtam ne? Miftah. Anahtarla açtım. Bunun vezinleri üç tanedir. Mef'alun, mif'alun ve mif'alatun. Mef'alun, mif'alun ve mif'alatun. Mif'al aynı zamanda ne veznidir? Mef'alun.
Mensabı minsabı mı? Değil mi hocam? Ne? Bu müfaal aynı zamanda neyin vezlidir? Mübalağalı ismi fail değil mi? İsmi aletten başka bir de mübalağalı ismi failin de vezlidir. Evet, müfaaletün ke mebret mesela mibret müfaal vezlinden gel. Müfaal, müfaalun, müfaalun ve müfaaletün. Mibret veya da miftah gibi mesela miknese değil mi? Bunlar işte üç tane vezli. Bazı alimler bunlara şeyi de eklemişler. Dördüncü, bu modern dönemde çıkmış bir ismi alet. Fe'ale vezni. Yeni çıkan aletler için bu son yüzyılda çıkmış bir ismi alet eklenmiş. Mesela fe'ale vezni. Mesela tayyara, tarede uçan tayyara. Gassale mesela, çamaşır makinesi. Gassale, temizleyen. Sellace, donduran makine mesela. Sellace, tayyara, gassale. Bunun gibi bunlar mesela ismi tafdil o şey ismi alet olarak dördüncü bir kalıp olarak gelmiş. Ve yuhtassu bis sülasi. Bu da sülasiye hastır. Yani sadece sülasilerden gelir. Sülasi fiillerden gelir. Bazı durumlarda Araplardan farklı anlamda duyulduğu yerler de olmuş. Farklı anlamda. Bir de sülasilerin bu da lazımlarından türer. Sülasilerin lazım fiillerinden ismi alet, şey müteaddi fiillerinden yapılır. Lazımlarından gelmez. Müteaddi fiillerinden ismi alet yapılır. Lazım fiillerinin ismi aletleri gelmez. Bu da diğer bir örnek. Evet. Mesela sumi'a dammul mim vel ayn. Aynın ve mimin dammıyla da duyulmuş. Mesela aynın ve şeyin, mimin. Mesela buradaki gibi mus'ud gibi mesela. Mus'ud, mudhum gibi. Bu şekilde de duyulduğu olmuş yani. Bu da semai kısım olarak söylüyor. Evet. Bu şekilde de ismi aleti de bitirdik. Böylece müştak fiillerimizi, en başta fiilleri camit fiillere giriş yaptık. Fiilleri camit ve müştak diye ayırdık. Camitleri de ismi zat ve isim mana diye ayırdık. İsim manada mastarları gördük. Ondan sonra müştak kısımları aldık. Müştaklarda ismi fail, ismi meful kısımlarını, sıfat-ı müşebbehe, ismi tafdil, ismi zaman, ismi mekan ve ismi alet kısımlarını inceledik. Bunlardan amil olanların da amellerini beyan ettik. Böylece bu kısmı bitirdik. Ve bir dahaki dersimizde inşallah mücerret ve mezit olarak ikinci baba geçmiş olacağız. İsimler yani. İsimler, fiiller dedim galiba. İsimler diyecektim, özür dilerim. İsimleri bu şekilde ayırdık. Yani isimler konusunda. Fiiller geçen ünitemizdeydi. Bu bölümde isimlere geçtik. El-kelamu anil isim dedik. İsim konusundaki kelam. Ve burada isimleri biz camit ve müştak diye ayırdık. O camit kısmı da isim mana, isim mana ve isim zat diye ayırdık. İsim manada mastarlar ve amelini gördük. Çeşitlerini gördük. Sonradan müştaklara geçtik. Müştaklarda isim fail, isim meful, sıfat-ı müşebbehe, mübalağalı ismi fail. Ondan sonra ismi tafdil, ismi zaman, ismi mekan ve ismi alet konularını görmüş olduk. Bunların her biri sarf konularıydı. Amelleri ise nahiv konularıydı. Bu şekilde iki konuyu da birlikte ele aldığı için kitabımız bu şekilde verdi. Böylece birinci babımızı bitirmiş olduk. İkinci babda mücerret ve mezid konularında, isimlerdeki mücerret ve mezid konularına girecek. Subhaneke la ilmen ena illa ma'allemtena inneke entel alemin hakim ve akur davan elhamdülillahi rabbil alemin.